right? Look, one moment. Huh? Be afraid? No, thank you. No, don't be afraid. No. On your shoulder. Huh? On your shoulder. Hold on. Thank you. Can I? Ha? I take for you. Picture for you. Kuşçu benden 500 ruble istedi. Elime tutuşturdu kuşu. Ben de bilerek yaptım hani. Biliyordum para alacağını. 500 ruble istedi. 100 ruble verdim. Ne olursa ver dedi. Ben de sadece 100 rublem var dedim. Adamlara bak ya, çakallar. Yer mi lan bu çocuk bunları? Ama güzel fotoğraflar çekti. Her neyse. Ermitaj Müzesi. Çevresi böyle. Şimdi gireceğim içine. Burası ne kadar onu merak ediyorum ben. 700 ruble buraya giriş. Ama yani kaç para yapıyor? 42 lira işte. Koskoca müze anasını satayım. Rembrandt'ı. Ne bileyim. Abi çok batılı sanatçının eseri var burada. Hatta Leonardo da Vinci'nin de bir şeyi var burada. Tablosu. Göreceğim şimdi bakalım. Oradan da izin veriliyorsa çekim yapmaya çalışacağım. Bahçesi böyle. Oha, bu sıra mı lan? Bu sıra olamaz herhalde. Bu sıra mı ya gerçekten? Girdim. Harita alacaktım ama bitmiş. Çok kalabalık. Girişte de bir sürü şey bekledim ya. Sıra bekledim. Tavanlara yine çalışılmış. Ben yazın gezmeyi sevmiyorum ya. Harbiden sevmiyorum. Sorry. Ne zenginmişsiniz be. Sizi gidi komünistler sizi. Altın değil mi bu ya? Merak ettiğim için yaptım. Bunlar ne? Çarlar herhalde. Ya da komutanlar falan. Ne bileyim. Hayranlık uyandıran bir yer. Mimarını tebrik etmek istiyorum. Ve bu koleksiyonların sahibine. Bu yerdekiler önemli bir şey herhalde. Anlatıyorlar da. Baksan teyze nasıl bakıyor yere. Bilmiyorum, aynen. Burada da... Ulan ben buraya haritasız girdim ha. İngilizce harita yoktu. Ben ne yapacağım burada? Çok büyük lan burası. İnşallah çıkabilirim ben buraya. Gidiyorum ama hiç şey yapmıyorum yani. Ben buraya hızlıca bir bakış yapacağım. Yani böyle kitleneyim, tamamen inceleyeyim falan değil. Bir Rembrandt'ın çalışmalarını çok merak ediyorum. Bir de Leonardo da Vinci'nin o tablosunu görmek istiyorum burada. Yanlış hatırlamıyorsam vardı. Yani dün baktığımda internetten görmüştüm. Hatta bakalım şu an. İnternetten bakalım. Hermitage Museum Art. Yok. Artworks. Aynen. Bak, Rembrandt var, Matisse var. Aynen. Rembrandt. Matisse. Poussin.
Van Gogh'un bir de tablosu var yani. Titian'ın var. Gerard'ın var. Canova'nın var. El Gresco. Bir de Canova'nın heykeli var. Leonardo da Vinci'nin iki tablosu var. Madonna ve çocuğu isimli tablolar. Biri burada, biri de burada. Şu zaten bayağı ünlü. Ve en çok sıra burada var. Her zamanki gibi. Yine Leonardo kendine çekiyor. Biraz dikkatli olun ya. Biraz dikkatli olun ya. Medeniyetin içindesiniz ya. Biraz dikkat ya. Bu neymiş? Giovanni Antonio. İşte Leonardo da önce değil işte. O yüzden boş bu adamın şeyi. Ulan her odası ayrı bir güzel. Aa bu ne güzelmiş lan. Pedro Perugino. Tablo bayağı güzelmiş. Benim merak ettiğim şey bu kadar detaylı şeyler. Mimari yapı, resimler, ne bileyim, işlemeler, heykeller vesaire. Ne kadar süre çalıyor ya? Ne ara yaptınız bunları ya? Siz güzel ha. Manzara da daha güzel ama. Niye be? Şöyle sadece bak kalabalığı seyredelim şu an. Şurayı göstermiyorum bile. Bu nedir arkadaş ya? Excuse me, do you know where is the Rembrandt? Rembrandt artworks? Straight, right, right. Parallelle. Okay. Thank you. İşte bu ya. Bu abi ya. Bak gördün mü? Right, right diyor. Bu kadar. Bu kadar. Türk mantığı işte. Sağ, sağ. Sağ yap. Budur abi. Bak sağ yaptın. Bir tane daha sağ yapıyoruz. Sonra çıkacak. Bu abimiz de sanatsal çalışıyor. Şurada herhalde. Aynen kalabalık oradaysa oradadır. Çok büyük bir yer ya. Ha? Oo. Geldik aynen. Oo. Rembrandt'ın en ünlü çalışmalarından biri. Rembrandt. Şöyle yapalım. Çok detaylı girmemiş yazılara. Ama el detayları falan süper. Surat ifadesi çok güzel. Bir gün böyle olmak dileğiyle diyeceğim de benim böyle olma amacım yok. Ben daha farklı şeyler yapacağım. Picasso'nun olduğu bölüme geldim 431. Oh be sonunda. Adamın imzasını görmek bile güzel. Kadın portresi çizmiş burada da. Bennett Soler. Absint içicisi. Vay be Picasso'nun bayağı tablosu varmış burada anasını satayım. Burada bir bahçeyi çizmiş dayımız. Banyo. Bu da iki kız kardeş. 1902'de yapmış. Bu oda 440 numaralı oda Matisse'nin bölümü. Burada en ünlü dans ve müzik tabloları var. Önce
fotoğraf çektirdim şu müzik tablosunun önünde. Şimdi Van Gogh'un nerede olduğunu öğrendim. Oraya gidiyorum. 413 numaradaymış. Size bunların numaralarını da söyleyeceğim tabii ben. Yani söylüyorum şu anda. Yazacağım. Yani eğer olur da buraya gelirseniz tak 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 elinizde koymuş gibi bulacaksınız. Burası Rusya'nın en ünlü ressamı olan Kandinsky'nin bölümü. Bunları da göstereyim size. Çünkü bu adam döneminin en iyi isimlerinden biri. Yani bu sürrealizmin ilk kurucularından mıydı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu tablosu mesela çok ünlü. Kompozisyon 6 tablonun ismi. Bir bakınca ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama yani size kalmış. Bana böcek gibi geliyor bunlar. Kandinsky. Aklınızda bulunsun. Kandinsky.